Okullar açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okul formaları Aygün Giyim'den. Yıllardır sektöründe öncü firmalardan olan Aygün Giyim, okul sezonuna hazır kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatları ile ilçemizdeki tüm okul formaları Aygün Giyim'de. Aygün Giyim'e uğramadan okul forması almayın. Dün hakkında çıkan iddialara cevap veren iş adamı Mevlüt Çoban, asıl mağdur olanın kendisi olduğunu iddia ederek sorularımızı cevapladı. Efendim dün Korkuteli TV'de yayınlanan Yaşar Kılınç adlı vatandaşımızın bazı iddiaları oldu. Bu iddiaların muhatabı da Sayın Mevlüt Çoban Bey'di. Mevlüt abiyle bugün görüştük, telefonda görüştük. İddialar hakkında sert tepkiler verdi. İddiaların yalan olduğunu dedi ve belgeleriyle bize gösterdi. Şimdi kamuoyuna da işin aslı nedir? Nasıl bir olay yaşandı? Bunu anlatacak. Biz de bunu haberleştiriyoruz. Buyurun. Yaşar Kılıç da beraber 5 yıl önce küçük de olsa bir anlaşma yaparaktan bir arazi sakasına girdik. Belediyenin olan ve zilliyeti belediyenin olan bir araziyi numarataş şeyiyle beraber bana sattığını beyanda bulundu. Ben de o beyana karşılık 85 bin metrekare arazi verdim. 4 tane müstakil Bozova'dan arsa verdim. Bir tane de ev verdim. Belediyenin aldığı arazinin bana tesisini ve tapusunu veremedi. Ona karşılık da gelsin karşılıklı programa katılalım. Tapularımın iadesini yapsın. Belediyenin aldığı tapumun tesisini yaptırıp teslim etsin. Avdan'dan 65 bin metrekare, Bozova'dan 4 müstakil arazi, 2 katlı ev tapumu teslim ettim. Ya da bunları geri versin. Kendi borcu olan zilliyetli arazimi teslim etsin. Anlaşmamız karşılıklı borçlar içeren bir anlaşmadır. Ben uymaya hazırım, o da uysun. Peki Mevlüt abi, şimdi anladığımız kadarıyla siz karşılıklı bir anlaşma yapmışsınız. Evet, bu arada avukatımız da var. Mevlüt Bey'in Muharrem Bey ile var. Şimdi bu 5 yıl önce yapılmış bir anlaşma. Doğru. 5 yıl önce siz varsak daha ki zilliyeti Kepez'deki. Şelale Mahallesi'nde. Şelale Mahallesi'ndeki evet, zilliyeti belediyeye ait olan ama kullanımı Yaşar Kılınç'a ait olan yerleri takas ettiniz. Evet, Bozova'da takas ettiniz. Hı. 90 dönüm. Etme konusunda anlaştınız. Etme konusunda anlaştınız. Avdan'da 90 bin metrekare, Bozova'da 4 parsel bir ev. Bir ev. Avdan'da müstakil. Siz bağımsız. Bunların tapularını devrettiniz. 65 bin metrekaresini devrettim. 4 tane müstakil Bozova'dan tapuyu devrettim. Bir de evde devrettim. Fakat siz bunun karşılığında bu Yaşar Kılınç hanımefendi size hiçbir belge de vermedi. Bunun belediyeden alıp belediyeden zilletini alıp tapusunu alıp veremedi. Tapusunu kendi üstüne alıp müvekkilime devretmesi gerekirken maalesef bunu yapamamıştır. Yapamadı ve bu bundan nedenle, sonra Mevlüt Bey'in normalde sözleşmeyi noterden ihtarname çekip feshetme hakkı var ama diyoruz ki karşı taraf mağdur olmasın, gelsin tapusunu belediyeden alacağı veya aldığı tapuyu versin. Hı hı. Biz de karşı edimimizi, cüzi bir miktar kalmış zaten karşı edimimiz, onu yerine getirelim. İş bitsin diyorsunuz. Peki barışçıl bir şekilde. Bu şeyden neden karşı taraf anladığım kadarıyla anlaşmadan mı vazgeçmek istiyor Mevlüt abi? Hayır, şimdi o karşı taraf zaten gerektiği zaman bunu karşılıklı da söyleyebiliyor. 65 bin metrekaresini aldım, 25 bin metrekare borcum kaldı. Ve bu kalan bu mahkeme arazi dosyasına da giriyor değil mi? Evet, onda da var. Onda da var. Şimdi onda da var. Beyanlarımız var. Şu anda mağdur biziz. 65 bin metrekare. Aldıklarını zaten Yaşar Hanım da inkar etti. Onu inkar etmiyor. İnkar etmiyor. İnkar zaten etmiyor. Kendi beyanında da var. Şimdi sadece buradaki şu var. 5 bin lira bir kızım ödeme yaptı diyor. O ödeme kısmı tapu masrafları. Tapuyu alırken ister istemez masraf yapacak. Evet. Yani onlar anlaşmamız, onlar. Benimkini ben yapacaktım. Tapu masraflarını. Yani tapuyu alan, kendi aldığı tapusunun masrafını kendi çekecek. Tabii, kendi çekecek. Anlaşıldı. Peki Yaşar Kılıç bana bana kocam adına verdiği tapuyu verdim. Kendi adına verdiği tapuları tescil yaptırdım. Bu tapularında tescil olan tapuları kesinlikle ve kesinlikle Mevlüt Çoban'dan ben bu zilliyet arazi için aldım diye de beyanları var. Şimdi bu gibi şeylerin medyada paylaşılmasından ziyade insanların kendi bir araya gelip bir çay içerken çözüme bağlayabilecekleri noktalar bunlar.
Şimdi esas mesele şu, biz Yaşar Kılıç'ın arka tarafında başka insanların olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi yönlendirme mi yapılmış? Evet, yönlendirme yapılmış olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi bunlara gerek yok. Gelsin birebir konuştuğumuzda birçok şey çözülebilir. Şimdi müvekkilimin eşi Havva Çoban, burada isim de düğün salonunun sahibi. Eski ismi Papir Düğün Salonu'ydu. Şimdi düğün salonuyla ilgili bize sürekli problem yaşatmak isteyen, özellikle müvekkilim Havva Çoban'a problem yaşatmak isteyen insanlar var. Bu düğün salonu Korkut Eren'de bir, yani gerçekten kıymetli bir şekilde insanların düğünlerini nezaket içinde güzelce icra edebilecekleri tek yerden biri. Bizi burada yıpratmak adına yapıldığını düşündüğümüz bir program bu. Biz bu nedenle cevap hakkımızı özellikle kullanmak tabii ki, istedik. Tabii ki. Bu bakımdan da teşekkür ederiz size. Rica ederiz her zaman. Biz buradan da Kokteyl TV aracılığıyla Yaşar Kılıç hanımefendiye de tekrar seslenelim. Hakikaten ciddi iddiaları var. O iddiaları da karşılıklı tabii sizin nezdinizde yine tabii ki bir iddia varsa tabii kanıtlamakla da mükellef. Gelsin burada Mevlüt tabii Bey'le de tabii karşılıklı konuşturabiliriz. Tabii. Karşılıklı şey yapabiliriz. Benim de mağduriyetimi gidersin. Tabii ki sizin de, yani sizin de anlattığınıza göre esas mağdur sizsiniz. Esas mağdur benim yani. Çünkü tapularını teslim ettim onların ben. Yerine getirdim. Düzü bir miktarda tapum kaldı. Ama ben karşısına hiçbir adım atmadılar bana. Atılmayınca ben de mağdurum. Anladım. Anladım. İnşallah düzeltirsiniz. İnşallah. Ama şeyde... İnşallah... Yani bizim de bir araya gelmemizi sağlarsanız daha iyi olur. Yani tabii ki biz elimizden geldiği kadar yarın biz hatta bugünden itibaren Yaşar Hanım'a ulaşmaya çalışacağız. Yaptığı bir iddialar var. O iddialarını karşılıklı olarak 24 saat sizinle görüşmeye hazırım. Tabii ki özellikle bizden. Fidan Bey, Hakan Fidan Bey'le de bir Hakan polis arkadaşımıza. O da gelsin. Tabii. O da konuşabilir. Yani onun herhalde güvendiği bir insan, güvendiği bir insanın yanında çözüm için yine hazırız. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Ben programımıza kadar geldiniz. Sağ olun. Kamuoyunda aydınlattınız tabii kafalardaki tabii soru işaretlerini tabii giderdiniz. Sonuçta Mevlüt Bey de ilçemizin güzide esnaflarından birisi. Avukatımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Efendim, bununla alakalı tekrardan bir çağrımızı tekrarlayalım. Tabii ben, ki. Avukat Muharrem Elipek olarak Korkut Eren TV'nize bize cevap hakkı tanıdıkları için teşekkür ederiz. Çok bizim görevimiz bu. Biz de buradan programımızı kapatırken, haberimizi bitirirken Yaşar Kılıç hanımefendiye programımıza davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Belgelerini de getirsinler. Ellerinde bayağı bir belge var. Tabii biz bunun ne kadarının gerçek olduğunu, ne kadarının gerçek olmadığını anlayamayız. Hukukçu değiliz en başta. Gelsinler. Onlar da iddialarını burada Mevlüt Bey'le beraber karşılıklı konuşsunlar. Avukatımız da olsun. İsterlerse Hakan kendi avukatların Hakan Bey de olsun veya kendi avukatları da olsun. Karşılıklı bu iş çözüme tabii şey olsun. Sonuçta ilçemizdeki esnaflarımız da bu işlerden sıkıntı yaşamasınlar. Sağ olun.